أكبر ولله الحمد. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen'in vefat eden annesi Zümriye İlgen, Balıkesir'in Erdek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hayat anlamsız bir varoluş olmadığı gibi. Erdek Hacı Ömer Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan Üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, merhum İlgen'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Müminler olarak, Müslümanlar olarak bize düşen, ebedi hayata uğurladığımız şüphesiz ki yakınlarımız için onlara her zaman iyi birer şehadette bulunmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazı sonrası cami avlusunda yaptığı konuşmada Zümriye İlgen'in dışında iki cenazenin daha olduğunu anımsatarak Rabbim iki hanım ve kardeşimizin mekanlarını inşallah Ali eylesin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın dedi. Rabbim iki hanım bir de bey kardeşimizin makamlarını inşallah Ali eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Tabii ben gerçekten hem dünürümüz olan Zümriye annemizi iyi tanıdım, iyi bildim ve gerçekten adeta Salihat-ı Nisvan'dan bir hanımefendiydi. Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Zümriye İlgen'in tabutunu omuzladı. Ama işte görülen şu ki, ölüm bizler için en büyük vaizdir, vaazdır. Buradan nasibimizi almak çok çok önemli. Geldik, gidiyoruz. Annem vefat ettikten sonra Zümriye teyzeme annem derdim. Çünkü onda da aynen o haleti ruhiyeyi görürdüm. Adeta annem gibi sevdiğim, saygı duyduğum birisiydi. Ben tekrar üç kardeşimize de hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Rabbim bu temennilerinizi dua makamında kabul etsin inşallah. Teşekkür ediyorum. Camiden çıkarılan cenaze şehir mezarlığına götürüldü ve toprağa verildi. Defin sırasında gazetecilerin görüntü alınmasına izin verilmedi.